Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Park Afyon'da bulunan Usta Tabağa geldik. İftar menülerini ve ne tür yemekler olduğunu öğreneceğiz. Aynı zamanda iftarımızı burada açacağız. Haydi başlayalım. Usta Tabağ'ın işletme sahibi Uğur Bey'in yanındayız. Uğur Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ismim Uğur Teknekaya. Eskişehirliyim aslen ama 12 senedir Afyon'dayız. 12 sene oldu. Yalnız işletmemiz yeni, daha 1,5 sene bir mazimiz var. Daha önce de hep işletmecilik yaptık. İşletme mezunuyum zaten daha önce de. Böyle. Burada çok güzel yemek kokuları geliyor. Evet. İftar için geldik biz de. Ne tür iftar menüleri var? Şimdi bizde iftar menüsü olarak normal zamandan hariç Ramazan ve iftar menüsü olarak bize 4 çeşit menü yaptık bu sene. Geçen sene daha farklı menüler yapmıştık ama bu sene böyle bir uygulama yaptık. Şimdi birinci menümüzde sebze bakliyat menüsü koyuyoruz ama bunların hepsinde çorbası, işte pilavı, salatası, içeceği, suyu, hizmeti, ekstra ikramlarımız oluyor. İftariyeliğimiz vesaire, çayımız. Şimdi birinci menümüzde sebze bakliyat menüsü yaptık. Bunda istediğiniz ürünleri seçebiliyorsunuz. Ve sebze bakliyatta karışık olarak tabağımızı yaptırabiliyorsunuz. İkinci menümüzde sadece tavuk, yani beyaz et diyelim. Bu beyaz ette de aynı şekilde istediğiniz ürünleri seçebiliyorsunuz. Üçüncü menümüzde de sadece kırmızı et menümüz var. Kırmızı et menüsünde de yine aynı gün çıkan kırmızı etlerden seçenek yapıp ya da sadece istediğiniz kırmızı eti seçip tabak yaptırabiliyorsunuz. Dördüncü olarak sadece açlı tabağı var. Açlı tabağında menümüzün bütün yemeklerinden koydurabiliyorsunuz. Karışık oluyor. Bunun saydığım bütün menülerde de çorbası, işte pilavı, ana yemeği, tatlısı, ikramları hepsi mevcut. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar nasıl? Şimdi Ramazan dolayısıyla tabii ben şöyle piyasaya da baktım. Aslında şu anda en uygun fiyatlar olarak biz kendimizi öne sürüyoruz. Fiyatlarımızda mesela birinci saydığımız menü 120 TL. İçinde diğer çeşit saydığımız ikramlıklar dahi var. İkinci menümüzde 145 TL beyaz et menüsü. Üçüncü kırmızı et menüsü 180 TL. Aşçı tabağına geldiğimizde 165 TL. Bunların içinde tabii ki çorbası, pilavı, ikramlığı, tatlısı, içeceği hepsi mevcut. Peki günlük hayatta yemek sistemi nasıl ilerliyor? Günlük hayatta şöyle bizim sistemimiz aslında. Self servis olarak biz burada hizmet veriyoruz, self servis. Tekrar müşterilerimiz gelip kendileri istediği yemekleri alıp burada hizmetini alabiliyorlar. Değişik ikramlıklarımızı da alabiliyorlar. Günlük hayatta da bizim Afyon'da özellikle zaten tek şubemiz burası, merkez şubemiz. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da şubeleşmeyi düşünüyoruz. Eskişehirliyim. Özellikle Eskişehir'den devam edip işte Ankara, Bilecik olsun, Bursa olsun açmayı düşünüyorum, yapmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Peki yemekleri sipariş ederek de gelebiliyor mu? Tabii farklı platformlarda yemek uygulamalarında da varız, orada da. Ayrıca işte telefon siparişleri olsun ya da bizim böyle çevrede kendi tanıdık işletmelerimiz ya da onların tanıdıkları vesaire, bunlara da yemek servisi yapabiliyoruz. Böyle bir kapasitemiz de mevcut yani. Evet, ofislere de o zaman. Tabii ofisler olsun, işte hukuk büroları, avukatlık büroları ya da fabrika, yani ama çok büyük çaplı olarak düşünmeyelim. Çünkü biz burada restoran olarak hizmet veriyoruz. Hani daha fazla catering firması gibi değil de biz, çünkü tezgaha ne çıkartırsak onu veriyoruz. O yüzden hani biz 1000 kişilik, 2000 kişilik yemek olarak düşünmeyelim. Biz böyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Burası büyük bir yer ama aileler, çocuklar, herkes gelebiliyor mu? Tabii ki 7'den 77'ye herkes. Ürünlerimiz zaten doğal. Bulyon tarzı, ekstra farklı şeyler kullanmıyoruz. Hep et suyuyla, kemik suyuyla yapıyoruz. Ki kendi çocuklarım da geldiğinde benim hanım pek yedirmez yani diğer türlü yaparsam. Çünkü evde de kullanmıyoruz. Açıkçası yediğimizi yediriyoruz sadece. Bir de son olarak şunu sorayım size. Burayı tarif edecek olsanız, size ulaşmak isteyenlere nasıl tarif edersiniz? Burayı tarif edecek olursak, Park Afyon AVM'de 2. kattayız. 2. katta hizmet veriyoruz. Usta Tabak tek, Park Afyon AVM'de özellikle ev yemekleri ve sulu yemekte tekiz. Başka bu şekilde yemek yapan yok. Diğer yerler hep fast food, hazır ürün. Biz burada tekiz.
Bildiğim kadarıyla zaten başka şehirdeki AVM'lerde de pek sulu yemek yapan yer yok diye biliyorum. İnşallah biz de hedefimizi başka AVM'lerde daha fazla devam ettireceğiz inşallah. Ustam, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Tabii, ben Halit Bilgici. Kars doğumluyum. Afyon'da yaşıyorum. Usta tabağın aşçısı. Aynen, usta tabağın aşçısıyım. Ustam, burada ne çeşit yemekler var? Tabii burada et yemekleri, işte tavuk yemekleri, sebze yemekleri o şekilde işte personele çıkıyor. Ondan sonra gelen misafirlerimize bir şekilde o şekilde yemek veriyoruz. Genellikle işte tandır, kavurma şeklinde. Bunlar rövanşta daha hızlı gidiyorlar. Bu şekilde gidiyor. O zaman en çok sevilen yemekler tandır mı diyorsunuz? Aynen, tandır ve kavurmamız Afyon'da bire gelebilir. O şekilde. Sizin en sevdiğiniz yemek? Benim en sevdiğim yemek, tabii doğulu olduğuma göre et yemekleri. Aynen, et yemeklerini daha gelen misafirlerimize de o şekilde ikramda bulunuyoruz. Peki bugün çıkan tüm yemekler bitiyor? Tabii, yani ertesi güne yemeğimiz kalmıyor. Genelde ona göre zaten porsiyonlu şekilde yaptığımız için ertesi güne pek yemek kalmıyor. Teşekkür ederim. Sulu yemekler veriyoruz. Afyon yemeklerini veriyoruz. Dışarıdan gelen müşterilerimiz olsun, içeriden gelen müşterilerimiz olsun. Hepsi güvenerek, rahatlıkla ve temizlikle beğeniyorlar, yiyorlar. Tabii bunu arttırmayı düşünüyoruz. Şubelerimizi çoğaltmayı düşünüyoruz. İnşallah tabii. Onu önümüzdeki yıllar veya önümüzdeki günlere göre bakacağız. Halkımıza tanıtıyoruz. Peki öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Cemal Mezunoğlu. Afyon doğumluyum. Burada yaşıyorum. Burada şu an görev yapıyorum. Buraya yoğunluk nasıl? Yoğunluğumuz şu an için iyi. Tabii daha da arttırmayı düşünüyoruz. Tabii genelde millet fast food tercih yaptığı için sulu yemek daha elverişli, evet, daha tercih ediliyor. Günden güne arttırmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün halkımızı ve herkesi bekleriz. Buyursun gelsinler, yemeklerimizi tatsınlar. Beğeneceklerinden eminim. Çok teşekkürler, çok sağ olun.